Evet, sorumuz şu. Halk arasında yaygın bir şekilde ve suçlama aracı olarak kullanılan mezhepsizlik deyimi var. Biliyorsunuz yani birbirine kızan hemen mezhepsiz. Ya bunlar mesela insanları insanların gözünden düşürmek için kimi insanlara bakıyorsunuz. O mu? O mezhepsizin biri filan. Türkiye'ye mahsus mudur? Diğer halk arasında da yaygın mıdır bilmiyorum. Ama Türkiye'dekini biliyoruz hep beraber. Yani bir ben değil, siz de biliyorsunuz. Bir adama gavur da deme mezhepsizdir. Yani mezhepsiz dedim mi o adam artık iler tutar yanı olmayan adam. Halkta böyle bir algılama var. Yani namusu yok, edebi yok, dürüst değil. Yani ne kadar pislik var, kötü hal var o adamda var gibi. Tek kelime adeta o anlama geliyor. Böyle sokak Türkçesi. Tabii bizim gibiler arasında böyle işte mezhepsiz bilmem ne olur mu olmaz mı bildiğimiz için o anlama gelmiyor. Ne demek istediğini anlıyoruz. Yani şunu demek istiyorlar örneğin bizim gibilere mezhepsiz demekle. Kaldı ki mezhepsiz filan değiliz de. Sanki şunu yani bir kere bilinç altında hani bizim tuttuğumuz yolu tutmayan adamlar demek istiyorlar. O doğru. O anlamda kullanıyorlarsa gerçekten biz onların tuttuğu yolu tutmuyoruz. Yani ben şahsen milli görüşün tuttuğu yolu tutmuyorum. Tutsam burada ne işim var? Onların yanında olur. Sizi de öyle düşünüyorum. Cemalettin'in mezhebinden dediğim yani onun tuttuğu yolu da tutmuyorum. Tutsam geleceği ilk işim ona gitmek olurdu. Yani hiç son işim bile değil. Bu anlamda yani onların tuttuğu yolu tutmuyoruz. Yani onların mezhebinden değiliz. Bu doğru. Genel çerçevede söylüyorum. Ama bu arada benzer yanlarımız var. Örneğin ben namazı nasıl kılıyorum? O da öyle kılıyor. O nasıl kılıyor? Ben de öyle kılıyorum. O da Ramazan gelince oruç tutuyor. İşte belli bir zamanında başlıyor. Belli zamanında iftar ediyor. Ben de aynı şekilde yapıyorum. Haccı da keza öyle yapıyorum. Birçok daha benzerliklerimiz işte görünce gülümsüyoruz. Yani gülümseme de güzel söz de sadakadır. Efendim tokalaşıyoruz, hatır soruyoruz. Birçok benzer yanlarımız var ama günüyle birbirimizle beraber olmamıza yetmiyor maalesef. Yani yetsin için ileri gidelim diyoruz. Daha çok benzerliklerimizi daha çoğaltalım. Ama kapatmışlar, kilitlemişler, tartışmaya bile açmıyorlar. Yok diyorlar. Yani siz bunu kabul ederseniz, edersiniz, etmezseniz bitmiştir iş. Yok. Yani ne yapalım? Yoksa yok. O zaman sen yoluna, ben yoluma demek zorunluluğu doğuyor kaçınılmaz olarak. Yani sen istemesen de buraya getiriyorlar işi.